Möhtərəm müsəlmanlar, öncə özümə, sonra sizə uca Allahdan ona yaraşar şəkildə qorxmağı tövsiyə edirəm. Allah Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Ya eyyuhallezine amenuttaqullaha haqqa tuqatihi ve la temutunna illa ve entum muslimun. Ey iman getirenler, Allah Azza ve Celle'den ona yaraşar şekilde korkun ve onunla ona müsalman olarak kavuşun. Hemçinin Allah Azza ve Celle'den ona yaraşar şekilde korkmak bütün peygamberlerin İman ehline olan tövsiyeleriydi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Biz sizden önceki ümmetlerin hamısına ona yaraşar şekilde korkmayı tövsiye ettik. Möhterem kardeşler, takvanı en büyük kamilleştiren, insanda Allah korkusunu en çok çoğaltan, İnsanı bu hayatta en çok sabitleştiren ve kamilleştiren sebeplerden biri, bir Müslümanın ölümü, onu bir gün aparası ölümü, ağızlar dadını kaçıran ölümü tez tez hatırlamasıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: Mâ enzelallahu min da'in illa enzele lehu şifa illa sum. Allah azze ve celle öyle bir hastalık indirmeyip ki onun şafasını indirmiş olmasın zehirden başka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in demeyi ki zehirden başka, yani herkesin dadacağı ölümden başka. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Tirmizi'nin Sünen kitabında rivayet ettiği hadiste buyurur: Uzkuru hadimel lezzat. Lezzetlerinizi sona getiren, ağızlarınızın tadını kaçıran ölümü tez tez hatırlayın. Aziz kardeşler, her bir canlıya Allah Azze ve Celle ölümü takdir etmiştir. Her bir canlı, her bir insan Allah veren ona verdiği mühlet bittikten sonra bu fani dünyanı terk edip ahiret ebediyata kavuşmaya mahkumdur. Allah Vakıa suresinin 60. ayasında buyurur: Nahnu qaddarna beynekumul mevte ve ma nahnu bimesbuqin. Sizlerin arasında başınıza gelen o ölüm hadisesini biz takdir ettik. Her bir kez ölümü dadacaktır. İstersen varlı, istersen kasır, istersen güçlü, istersen zayıf, istersen kadın, istersen kişi, istersen yaşlı ol, istersen cavan, istersen hasta ol, İstersen sağlam, kullu nefsin zaiqatul maut, thumma ileyna turcaun. Her bir canlı ölümü tadacaktır. Sonra siz bize kavuşacaksınız. Allah Azze ve Celle hemçinin Ar-Rahman suresinin 26. 27. ayasında buyurur: Kullu men aleyha fan ve yabqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Yeryüzünde ne varsa hamsı fanidir. Hamsının sonu vardır. Hamsının bir dövrü vardır. Baki olan, ebedi olan, sonu olmayan, izzet ve keramet sahibi Allah'tır. Mühterem kardeşler, Allah Azze ve Celle Arınlar Suresinin 185. ayasında buyurur: Kullu nefsin zaiqatul maut ve innemâ tuvaffavne ucurekum yevmel kıyâme. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Her bir nefs ölümü dadacaktır. Ve kıyamet günü ettiğiniz emellerin mükafatını alacaksınız. Kim oradan uzaklaştırılır, cennete dahil edilecek, asıl nicata tapan, asıl kurtulan o kes olacaktır. Dünya aldatıcı oyun oyuncaktan başka bir şey değildir. Hiç kes ölümden kaçabilmeyecek. Kimse ölümden canını kurtarabilmeyecek. Kimse onun vakti dolduğu zaman bir saniye bile onu uzatabilmeyecek. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 78. ayasında buyurur: Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevtu
وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجٍ مُشَيَّدًا Harda olursunuz olun, ölüm mutlak gelip sizi tapacaktır. Hatta divarları yüksek saraylarda, kasırlarda, kalalarda olsanız bile. Mühterem kardeşler, eğer kimse canını bu ölümden kurtarmış olsaydı, beşeriyetin en evzeli olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ölüm acısından kurtarardı. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun thumme innekum yevmel kıyameti inde rabbikum tahtasimun. Sen de öleceksen, onlar da ölecekler ve herkes Allah'ın kabağında kıyamet günü hesap verecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ona vefat geldiği zaman yanında bir su dolu kap var idi. Elini içine salarak yüzünü serinleterdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyerdi ki اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ Hakikaten ölüm ağırlı acılı bir şeydir. Hakikaten ölüm ağırlı acılı bir şeydir. Hakikaten ölüm ne ağır bir şeydir. Fatıma radıyallahu anha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağır vaziyetini görerek ağlayır. Der ki vay karba evete. Vay benim halıma ki atamın bu ağır halini görürüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ya Fatıma leyse karban ala abiki ba'del yevm. Bugünden sonra senin atan bu ölümün acısını tatmayacak. Kimsesiz kardeşlerim, eğer peygamber ve peygamberler ve sıddıklar ve şehidler ve salihler bu ölümü tadıpsa kimse güman etmesin ki canını kurtaracak. Allah Azze ve Celle buyurur. قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاقُوكُمْ فَاِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Sizin kaçtığınız bu ölüm sizi harda olsanız yakalayacak. Sonra gizli bildiğiniz o şehadet alemi aleminden olarak siz ettiğiniz emellerin hesabını vereceksiniz. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ Sizden kim zerre kadar, miskal kadar, bir toz kadar hayır edecekse kıyamet günü onun mükafatını alacak. Sizlerden kim miskal kadar şer iş görecekse kıyamet günü onun cezasını çekecek. Allah Azze ve Celle bu dünyanı insana bu dünyanın insana bir fırsat olarak, ömür mühleti olarak vermiştir. Allah Azze ve Celle insanı bu dünyaya getirmiştir. İmtihan için اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O sizi yarattı ki, ölümü ve hayatı yarattı ki, sizleri imtihana çeksin ki, hansınız güzel amel sahiplerisiniz. Mühterem kardeşler, kimse bu dünyada neyse amel etmeden yaşaması mümkün değil. İnsan bu dünyada amel etmeye mehkumdur. Allah Azze ve Celle bu gözü yaradıp, bu ağzı yaradıp, bu eli ayakları yaradıp ki insan neylese meşgul olsun. İnsanlardan törenen ameller ya hayır ya da şerdir. Ona göre de insanların ahiret günü gideceği iki yerden başka yer yoktur. Ya cennet ya da cehennem. Ettiğin salih amellerin mükafatı girdiğin cennet, ettiğin pis amellerin cezasını ise girdiğin cehennem olacaktır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de asi insanlara böyle hatırladır bu ölümü. Allah'ın emirlerini küçümseyen insanlara böyle hatırladır bu ölümü. Allah'ın kadağanlarını utanmadan, kızarmadan haramlara adım atanları Allah Teala böyle hatırladı. Hatta izâ câe ahdehumul mevtu قَالَ رَبِّ اِرْجِعُونَ لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَقْتِ Mü'minin suresi 99. 100. ayet. Onların birine, kimlerdi onlar? Asi insanlar.
Allah Azze ve Celle'nin koyduğu hedleri aşan insanlar, şirk ehli, küfür ehli, bidat ehli, büyük günahları hayasızcasına eden insanlar, onların birine ölüp gelin çattıkta, ölüm meleği onların sinesine çöktükte, ruh bedeni terk etmeye başlayanda diyecekler ki, ey Rabbimiz, bize biraz mühlet ver, bizi geri kaytar, ölmeyek, mühlet ver ki tövbe eden ve ben etmediğimiz, terk ettiğimiz o salih emelleri eder. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabeleriyle kabrin yanından geçerdi. Bir kabir sandığın yandan geçerken elini oradaki bir kabire uzatır. Ve deyir ki o kabirde olan sahibi, o kabir sahibi, o kabirde yatan insan bu dege iki rekat sünnet kılmak isteyen oradan çıkarken onun Allah için o kıldığı iki rekat sünnet sizin sahip olduğunuz bu dünyadan daha değerlidir. Bugün kalbimiz dönülür. Bugün nefes alabiliriz. Bugün hayattayız. Allah bize fırsat vermişken salih ameller etme için telaşmamız lazımdır. Namaz kılmak imkanımız var. Kur'an okumak imkanımız var. Dua etme imkanımız var. Zikir etme imkanımız var. Elm almak imkanımız var. Yoksul insanların elini tutmak imkanımız var. İnsanlar için faydalı olmak imkanımız var. Bu fırsat bize verilmişken bu fırsatı değerlendirmemiz, istismar etmemiz ve bizlere ahiret günü fayda veren amellerle değerlendirmemiz lazımdır. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhu İmam-ı Bukhari'nin sahih kitabında rivayet ettiği hadiste buyurur ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den gelip elinden tutarak dedi ki ey Hattab'ın oğlu, ey Ömer'in oğlu Abdullah, sana edeceğim bu tövsiyelere dikkatle fikir ver. Kun fid dunya garib ev abiri sebil. Sen dünyada garip kimi ol veyahut da bir yolcu kimi ve özünü kabir ehlinden hesap et. Sabahladığın zaman akşama çatacağını düşünme. Akşama çatacağın zaman seher olacağını düşünme. Ve sen sağlamlığından istifade et. Sağlamlık hastalanmazdan önce sağlamlığından istifade et. Sağlam emeller, salih emeller için. Ölüm gelmezden kabak onun için hazırlar. Çünkü sen bilmeyeceksen adın sabah ne olacak? Diri mi? Yoksa ölü mü? Mehterem kardeşler, Allah veren bu ömürden onun rızasını kazanmamız için, salih emeller kazanmamız için, cehennemden uzak kalmamız için salih emeller etmeye haris olmalıyız. Hiçbir emeli küçümsememeliyiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَى بِأَخِيكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ. Allah'ın size gösterdiği hayır emellerden hiçbirini küçümsemeyin. Hayır emelin hiçbirini küçümsemeyin. Hatta kardeşinizle görüşende onun yüzüne tebessümü bile esirgemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, تَبَسُّمُكَ لِوَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَ. Müslüman kardeşin yüzüne ettiğin tebessüm bile senin için sedekedir. Mühterem ve aziz kardeşler, ölüm bir ağır acıdır. Her bir nefs onu dadacaktır. Kimse ondan kaçmayacak. Rivayette gelir ki Musa aleyhisselamdan Allah azze ve celle soruşur ki ey Musa, sana ölüm geldiği zaman ölümle nece karşılaştın? Musa aleyhisselam der ki ya Rabbi, ben onu sana bu cür vesf edebilirim ki bir diri heyvan veyahut da bir diri canlı kaynar kazanın içine atıla ve ruhu nece terk edirse ölüm gelerken onun ağrısını bu şekilde tattın. İbrahim aleyhisselamdan soruşanda ise böyle cevap verdiği değildir. Sanki bedenim içine, her bir organım içine tikenli bir ağaç salınır ve bedenimi cıra cıra bedenimden o ağaç çıkardırılır.
nece onu hissettimse ve o şekilde ölümü hissettim. Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh rivayet edir ki Amr İbni As radıyallahu anh'a yani atasına ölüm çatarken gelip soruşur ki ey ata sen bütün deyirdin ki ben soruşmak isteyirim ki ölmüş ölüm üzere olan insan bize ölümü vesfetsin. Dersen bugün can verirsen neler çektiğini belki bize haber veresen. Der ey oğul sana bu deyge hal hazırda vesfedeceğim ağrı odur ki sanki ayağım altından iğneni tikeni salıp var tepemin ortasından o iğneni çekip çıkardılar. Hissettiğim ağrı budur. Aziz kardeşlerim insan kesildiği zaman insanın bir hissesi yandığı zaman ne kadar ağrı acı çektiğini insan o kadar dert geliyor. Ama beden ruhtadır. Beden ruh bedendedir. Ayrılmayıp sen bunu hissedirsen sen tasavvur ele ki o ruh bedeni terk ederken sen hansı ağırları acıları çekeceksen senin bir elin kesildiğin zaman bir ayağın kesildiğin zaman çığırıp bağırıp köpeğe adam çağırabilirsen ama ruh bedeni terk etmeye başlayanda ölümün ölmüş üzere olan insanın ağrıdan acıdan huşusu itmiş olur. Bedenindeki bütün güç itmiş olur. Çığırası, bağırası, ses salası böyle takati olmur. Ondan bazıları öyle bilir ki ruh tapşırarken bu insan hiç ne hissedemir. Onun hissiyatını ağrı acı almış olur. O insan o kadar ağrı acının içinde olur ki çığırası böyle ağzında, çığırası böyle dilinde gücü ve kuvveti olmur. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresinin 19. ayetinde buyurur. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ De ki, o ölüm hakikaten geldi çattı. Hansı ki ondan canınızı kurtarmak için her şeye cürbücür şeye el attırdınız. O el attığınız hiçbir şey sizi o gelip çatan ölümden kurtarabilmeyecek. Abu Bakr radıyallahu anhu ölüm çattığı zaman kızı Ayşe radıyallahu anhaya bu ayeti okuyor. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيرٌ Herkes ölümden kaçmaya çalışır. Ama nihayet bu. Boş bir kaçıştır. Sonu olmayan bir kaçıştır. Bu vakti geldiği zaman insan bu hayatı terk edecek. Mühterem kardeşler, kimse ölmek için yaşlanmayı gözlemesin. Kimse ölmek için hastalanmayı gözlemesin. Kimse ölmek için belli olan bir sebep aktarmasın. Çünkü Allah Azze ve Celle buyurur ki o ölüm size hissetmediğiniz yerden ve gafletten gelir. İnsanın arzusunun bittiği, hedeflerinin sona yettiği bir gündür. O gün ölüm sen yapardığın zaman Allah Azze ve Celle'ye kavuşacaksan ve bu dünyada ne etmişsense onun da ahiret günü bedelini alacaksan. Dünya bir emel tarlasıdır. Bu dünyada ne ettinse ahirette onu alacaksan yakşı da yakşı pis de pis ve kimseye ikinci bu dünyaya dönme şansı fırsatı verilmeyecektir. Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki bizleri iman üzere göçmeyi nasip eylesin. Ağızlardadır kaçıran bu ölümü tez tez hatırlayıp ondan ibret alanlardan etsin. Ve bizleri mümin olarak yaşatsın. Mümin olarak huzuruna göçmeyi nasip eylesin. وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عزيز قادشلارم محترم سلم الله Bildikten sonra ki bu dünya fani bir dünyadır. Geçici bir dünyadır. Hiçbir tad ağızda kalıcı olmadığı kimi hiçbir canlı da bu dünyada kalıcı değil. Bunu bildikten sonra imanımızı artıran en büyük sebeplerden tutmamız lazımdır. Dünya için asla birbirimizin hakkına girmememiz lazımdır. Dünya ve onun berbezeyi için
Asla bu dünyada kimese pislik etmememiz lazımdır. Dünya berbezeyi için, dünya çöp çöp o için, Allah katında bir milçek kanadı kadar değer olmayan bu dünya için, asla Allah'a karşı asilik etmememiz lazımdır. Asla Allah'ın koyduğu hedleri aşmamamız lazımdır. Bu dünya özü değerli olduğu için, değersiz olduğu için ona tapan, ona ibadet eden, ona diz çökenleri de özü kimi çöp çöp edir ve değersiz edir. Mühterem kardeşler, bugün birleşmemiz lazımdır. Beraber olmamız lazımdır. Bir yumruk gibi olmamız lazımdır. Birbirimize ahireti hatırlatmamız lazımdır. Birbirimize imanı hatırlatmamız lazımdır. Birbirimize taatte destek olmamız lazımdır. Günahlardan birbirimizi çekindirmemiz lazımdır. Gıybet etmek, nemamlık etmek, kalbimizde kin güdmek, birbirimizin zararına çalışmak asla bize fayda vermeyecek. Müslümanların seflerinin parçalanması, Müslümanlar birbirlerini ayak altına vermesi, bu ancak dinin düşmanlarının hayrinedir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَاَحْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipinden mehkem yapışın, asla parçalanmayın, başka başka yollara bölünmeyin. Parçalanmak aziz kardeşlerim, insanda ne din koyur, insanda ne iman koyur, insanda ne ahlak koyur, ne insanda kişilik koyur, ne insanda şahsiyet koyur, ne de insanda medeniyet ve edeb erkan koyur. Asla parçalanmaya yol vermeyin. Dinin düşmanları her zaman olmuştur. Müslümanların arasından da, Müslümanların kenarından da, Müslümanların aralarını şahsi menfaatine göre, vazifeye göre, pula göre, adasana göre, şahsi prensibine göre daima Müslümanların ortasında nifak solur. Müslümanların bahçelerini gözden salmaya çalışan, Müslümanların saflarını darmadağın etmeye çalışan şahsiyeti bozuk insanlar olur. Asla ve asla parçalanmaya, saflerin bölünmeyine izin vermeyin. Kim olursa olsun, eğer Müslümanların ortasına nifak sarılsa, Müslümanları küçümseyirse, Müslümanların eğimlerini açmakla meşguldursa, şahsi çıkarlarını güdürse bunun arkasında, asla böyle insanları kulak asmayın. Eksi tekdirde Allah'a and olsun ki zarar çeken sizden başka kimse olmayacak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا. Bir şeyde tartıştığınız zaman, ihtilaf ettiğiniz zaman onu Allah'ın kitabına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesine kaytarın. Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanırsınızsa, eğer biz bugün ihtilaf etsek, eğer biz bugün parçalansak, hansısa münafıkların, hansısa dinsizlerin sözüne uysak, hansısa kalbi hasta olan fasıkların sözüne uysak, eğer nemmamların ve gıybet ehlinin sözüne kulak assak, zayıflayacağız, bölüneceğiz, heybetimiz itecek, hiç kimsenin yanında hürmetimiz olmayacak. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: لَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. İhtilaf etmeyin, parçalanmayın, gücünüz itecek, heybetiniz ayaklar altında kalacak. Aziz kardeşlerim, milyarlarla olan Müslümanların bugün hiç neyi eksik değil. Devletleri var, silahları var, güçleri var, institutları var, üniversiteleri var, alimleri var, hekimleri var. İslam aleminin hiç neyi eksik değil. Ne için Müslüman alemi bugün zillet içindedir? Sebebi bu parçalanmak, sebebi bu bölünmek. Bu bölünmek, Müslümanların arasında olan fitne ehlidir bunun sebebi. Müslümanların arasında olan münafıklardır bunun hedefi. Ve haricde olan tanıdığımız müşrikler ve kafirlerdir bunun hedefi. Gözünüzü dört açmanız lazımdır. Asla ve asla hiçbir şeye göre buna göz yumun. Müslümanların parçalanmasına yol açmayın. İçtimağın, beraber olmanın birçok faydaları var. Birinci faydası,
İslam'ın əzəmətini müsəlmanlar birləşməklə ortaya çıxarda bilirlər. İkincisi, müsəlman itaətdə və ibadətdə möhkəm olur. Üçüncüsü, müsəlman günahlardan uzaq durur. Dördüncüsü, müsəlmanlar bir-birlərinə sahib çıxıb, bir-birlərinə dəstək verirlər. Bir müsəlman bir müsəlmanın sahib çıxması, onu hər hansı bir qeyri-müsəlmanın ayağının altına verməməsi vacibdir. Müsəlmanın müsəlmanın üzərində olan haqqıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: "El-Müslim, əxul-Müslim, lə yazlimuhu, və lə yaxzuluhu, və lə yaxqiruhu." Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır, ona zülüm etməz, onu küçümsəməz, onu başqalarının ayağının altına verməz. Sən izin vermə, hər hansı bir müsəlmanı kimsə, bizim dilimizdə desək, başa giriləsin, kimsə onu küçümsəsin, müsəlmana sahib çıx. Tanıdın, tanımadın, köməyinə aciz qaldınsa, əllərini Ər-Rəhman olan, ən güclü olan Allaha aç və ondan kömək dilə. Və budur müsəlmanın ruhu, budur İslamın ruhu, budur İslam bərabərliyi. Bu olduqca müsəlmanlar xeyr içindədir. Bunu itirdikcə müsəlmanlar zərər içindədir. Allah Azza və Cəllədən gözəl adlarıyla, uca sifətləriylə diləyirəm ki, səhvlərimizi birləşdirsin. Yeryüzündə olan müsəlmanların səhvlərini birləşdirsin. Və Allah Azza və Cəllə onların kəlmələrini bir yerə gətirsin. Parçalanmaqdan, bölünməkdən, heybətlərinin getməyindən Allah hifz eləsin. Allah Azza və Cəllədən diləyirəm ki, bu dünyada bizləri mərd, mömin kişi olaraq yaşatsın. Hüzuruna mömin olaraq, mərd olaraq köçməyi nəsib eləsin. Ahirətdə bizləri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemlə, peyğəmbərlərlə, sıddıqlarla, şəhidlərlə, salihlərlə həşr eyləsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu Kövsər bulağından doya doya içməyi nəsib eyləsin. Bu dünyada qardaş olaraq bizləri cəm etdiyi kimi ahirətdə sahib olduğu liva-i tevhid, tevhid bayrağının altında cəm etməyi nəsib eyləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barikə alə nəbinə Muhammed وعلى آله وصحبه أجمعين. إخلاص.com سايت تعرف أن تقدم عنده.